Herkese merhaba, ben Maske. Biliyorsunuz ki bundan bir ay önce bu videoyu izlemeden bilgisayar alma adlı videoyu yayınlamıştım. Gösterdiğiniz ilgiden ve attığınız yorumlardan dolayı çok teşekkür ederim. Hepsini teker teker okuyorum bu arada. Fakat yorumlarda birçok kişi aynı videoyu laptoplar için de hazırlamamı istedi. Bu tarz yorumların sayısı da iyice artınca ben de şu an hazırlamakta olduğum videoyu iptal edip bu videoyu çekmeye karar verdim. Videoda laptoplarla ilgili aklıma gelen tüm bilgileri sana aktarmaya çalışacağım. Ama bilgisayardan anlamıyorsan anlatacaklarımı not alabilirsin. Biraz ağır gelebilir sana. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak laptoplar hakkında bilgi sahibi olmadan laptop almaya kalkışırsan neler yaşayacaksın onu anlatayım sana. Sabah kalkıp laptop almak amacıyla bilgisayar mağazasına doğru yola çıktın. Mağazaya vardıktan sonra seni bir mağaza çalışanı karşıladı. Sana nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Sen de iş veya oyun için güçlü bir laptopa ihtiyacın olduğunu söyledin. O da model olarak sana bunu önerdi. Sen de laptopu iyice inceledin. Ekran kartına baktın, MX'li MX'li bir şeyler yazıyor. Ooo bayağı iyiymiş dedin. Sonra döndün bir de işlemcisine baktın, i7 olduğunu görünce tamam dedin, aradığım laptop bu. Laptoptan fazla etkilendiğin için fiyat araştırması yapmaya gerek bile duymadın. Laptopu alıp eve gittin, programları ve oyunları yükledin. Fakat beklediğin performansı alamadın. Oyunlarda aldığın FPS'ler çok düşük, ayrıca programlarda render süreleri de bayağı uzun sürüyor. Ama yine de bu fiyat alabileceğin en iyi laptopu aldığını düşünüyorsun. Çünkü bilgin yok. İşlemci modeli nedir, ekran kartı nedir, RAM en az kaç GB olmalıdır, en ufak bir bilgin yok. Aslında daha iyi bir laptop alabilecekken muhtemelen bir süre sonra sana yetersiz gelmeye başlayacak, ihtiyacına yönelik olmayan güçsüz bir laptop modeli almış oldun. Sadece bunlarla kalsa iyi, internetten fiyat araştırması yapmadığın için laptopu piyasa fiyatından 4000 TL daha pahalıya almış oldun. Kazıklananlar Kulübü'ne hoş geldin. Peki Kazıklananlar Kulübü'ne girmemek için ne yapman lazım? Aslında bunun cevabı çok basit. Laptoplarda bulunan işlemci, ekran kartı ve RAM gibi parçalar hakkında az da olsa bilgi sahibi olman lazım. Ben bu videoda parçaları elimden geldiğince sana anlatacağım. Fakat öncelikle birkaç konuda hemfikir olmamız lazım. 1. Masaüstü mü, laptop mu? Belli bir bütçen varsa ve bu bütçede bilgisayar almayı düşünüyorsan, her zaman aynı fiyat alabileceğin masaüstü bilgisayarlar laptoplara göre daha performanslı oluyor. Çünkü laptopların içerisinde bulunan parçaların mühendislik çalışmaları daha maliyetli oluyor. Haliyle laptopların maliyeti masaüstülere göre daha fazla oluyor. Bundan dolayı eğer çok seyahat etmiyorsan ve bilgisayarı taşıma ihtiyacı duymuyorsan, bilgisayar toplamak dizüstü bilgisayar almaktan çok daha avantajlı oluyor. Bunu anladığını düşünüyorum. 2. Kullanım amacı. Laptopu kullanım amacını belirlemen lazım. Yani şöyle, önümüzde birkaç senaryo var. İlk senaryoda laptopu oyun için kullanacaklar bulunuyor. Oyun oynayacaksan ilk önceliğin ekran kartı olmalı. Tabii ki işlemci de önemli senin için fakat öyle uçuk bir işlemciye ihtiyacın yok. İkinci senaryoya geçtiğimizde laptop daha çok 3D modelleme, video düzenleme ve render gibi güç gerektiren işler için kullanılacak. Yani daha çok iş ağırlıklı olacak. Bu senaryoda bizim için önemli olan parça işlemci. Fakat artık bu işler için iyi bir ekran kartına da ihtiyacın var. Peki neden? Hadi oyun oynarken ekran kartının performansına göre daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz tamam da. Render'de ekran kartının ne önemi var? Size bunu şu şekilde anlatayım. Bundan birkaç yıl öncesine kadar render motorları daha çok işlemci içerisindeki çekirdekleri kullanarak render alabiliyordu. Fakat zamanla işlemcinin içerisindeki çekirdeklerin yerine ekran kartının çekirdekleri aldı. Bu daha yeni bir teknoloji olsa da özellikle 3D render alanında artık çoğu render motoru ekran kartıyla render alabiliyor. Hem de ekran kartıyla alınan render işlemciyle alınan renderden çok daha kısa sürüyor. Ben de bundan dolayı bu senaryoda işlemcinin yanında ekran kartını da önemli buluyorum. Bu arada önemli bir bilgi daha vereyim sana. Bu senaryo için ekran kartını Nvidia seçmen gerekiyor. Çünkü Nvidia ekran kartlarının içerisinde bulunan CUDA adındaki çekirdekler render sırasında performans sağlıyor. Buraya kadar kafan biraz karışmış olabilir ama merak etme, hepsini oturtacaksın kafanda. Bir de şunu söyleyeyim. Bu anlattığım 1 ve 2. senaryoda çok güç tüketildiği için ikisinde de kısa pil ömrü gibi bir dezavantaj var. Bundan dolayı bu iki senaryoda daha çok prize bağlı kalıyoruz. 3. senaryoda ise oyun ve render'dan uzaklaşıp ofiste kullanılacak daha güçsüz fakat uzun pil ömrüne sahip laptoplar bulunuyor. Senin kendi ihtiyaçlarına uygun bir senaryo seçmen lazım. 5 saniyen var. Şimdi bu 3 senaryo burada kalsın. Geri döneceğiz bunlara. Biraz parçalara bakalım. 1. İşlemci. Laptop modellerine bir göz attıysanız fark etmişsinizdir. Başlıkta i5, i7, Ryzen 5 ve Ryzen 7 gibi isimler görüyoruz. Bunlar laptoplarda bulunan işlemci modellerini belirtiyor. Ryzen işlemciler AMD tarafından üretilirken diğer işlemciler Intel tarafından üretiliyor. Intel'e ait işlemcilerdeki isimlendirme olayı da şu şekilde. i3 giriş seviye, i5 orta seviye, i7 ve i9 ise üst seviye işlemcileri kapsıyor. Aynı olay AMD'ye ait Ryzen işlemcilerde de bulunmakta. Bu olayı anladık ama işlemcinin yanında bazı sayı ve harfler görüyorum. Bunlar ne anlama geliyor? Örneğin bu laptop'taki işlemciyi örnek alıp inceleyelim. Şimdi sağdan 4. ve 5. rakamlara bakıyoruz. Bu rakamlar bize işlemcinin neslini gösterecek. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Gördüğünüz gibi 4 ve 5. rakamlar 11 sayısına denk geliyor. Yani bu işlemci 11. nesil bir i7 işlemci. Peki işlemci nesli arttıkça performans da artıyor mu? Aslında olay tam olarak öyle değil. Ama tabii ki daha yeni nesil bir işlemci sonradan çıktığı için daha yeni teknolojilere sahip oluyor. İşlemci nesil olayını da anladık. İncelemeye devam edelim. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinle. Burası çok önemli. Gördüğün gibi sonda bir harf var. H harfi. Bu ne anlama geliyor? İşlemcilerin sonunda H, G1, G7, Y ve U gibi harfler göreceksin. Bunlar alacağın laptopu seçerken çok önemli. Sonunda U harfi bulunan işlemciler düşük güç tüketimi için tasarlanmış işlemciler oluyor. Bu işlemciler çok performanslı değiller fakat uzun pil ömrü sağlıyorlar. Bu da prize bağlı kalmadan uzun süre kullanabilmemizi sağlıyor bu laptopları. Yani bir laptopun işlemcisinde U harfi görüyorsan bil ki o laptop düşük güç tüketimi için tasarlanmıştır. Geçelim Y harfine. İçerisinde Y harfi bulunan işlemciler U harfli işlemcilerden bile daha düşük güç tüketiyor. Yani ultra düşük güç tüketimi yapıyorlar. G1 ve G7 harfleri ise laptopta bulunan dahili ekran kartının seviyesini belirtiyor. Sonunda G7 olan işlemcinin dahili ekran kartı G1 olan işlemciden daha güçlü oluyor. Tabi şu ana kadar saydıklarım çok güçlü işlemciler değiller. Çok iyi performans beklememek lazım. Eğer oyun oynamak, 3D modelleme ve render yapmak gibi performans gerektiren işler yapıyorsak sonunda H harfi bulunan işlemcileri tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi bu işlemcileri az önce anlattığım senaryolara yerleştirelim. Şu an tablo bu şekilde. Hatırlarsan biraz önce sana render için işlemcinin çok önemli olduğunu söylemiştim. Peki laptop işlemcilerini render performanslarına göre nasıl karşılaştırabilirim? Öncelikle Google'a giriyorum ve arama kutusuna Laptops Reviewer Cinebench R23 yazıp aratıyorum. Laptopsreviewer.com olan siteye giriyorum. Biraz aşağı indikten sonra bu seçeneğe tıklıyorum ve önümde laptop işlemcileri sıralanıyor. Bu işlemcilerin render performansları yukarıdan aşağı doğru azalıyor. Daha iyi anlayabileceğin şekilde anlatayım. Örneğin içerisinde 12900HK işlemcisini bulunduran bir laptop, içerisinde 6800H işlemcisini bulunduran başka bir laptoptan daha iyi performans veriyor. İşte sen de bundan dolayı kendi bütçene uygun bir laptop seçerken bu listeden yararlanabilirsin. Hatta sana laptopu nasıl seçeceğini anlatayım. Buradan örnek olarak bir işlemciyi seçelim. 12900H işlemciyi seçtim. Girdim Google'a ve 12900H laptop diye araştırdım. Bana içerisinde 12900H işlemcisini bulunduran laptopları listeledi. İnceledim fakat bu laptoplar benim bütçemi aşıyor. Listeye geri dönüp daha altlarda olan başka bir işlemciyi seçtim. Aynı aramayı bu işlemci için de uyguladım ve bu laptopların bütçeme uygun olduğunu gördüm. Demek ki render için bu fiyat alabileceğim en iyi laptop işlemcisi 12700H'mış. Fakat bütçeme uygun iki farklı model çıktı karşıma. Peki hangisini seçeceğim? İşte burada ekran kartı devreye giriyor. 2. Ekran kartı. Öncelikle şunu bil. Ekran kartlarında en çok tercih edilen iki adet üretici var. Biri AMD, biri Nvidia. Eğer ekran kartının isminde RTX, GTX, Quadro geçiyorsa bu kart Nvidia'ya aittir. Eğer kartın isminde RX geçiyorsa bu kart AMD'ye aittir. Nvidia'da bulunan RTX serisi ışın izleme ve DLSS gibi teknolojilerle biliniyor. Işın izlemede görüntüdeki yansımaları hesaplayan, gerçekçi görüntüler oluşturmaya yarayan bir teknoloji. Eğer bu teknoloji ilgini çekiyorsa ve benim için olmazsa olmaz, bu teknoloji olmasa ben ne yaparım diyorsan Nvidia RTX kartları tercih etmek zorundasın. Çünkü AMD kartlarda bu ışın izleme teknolojisi şu anda pek performanslı çalışmıyor. Hatta bayağı kötü çalışıyor. Diğer yandan render ile uğraşıyorsan yine Nvidia kartları tercih etmek zorundasın. Çünkü hatırlarsan az önce sana Nvidia kartlarda bulunan CUDA adındaki çekirdeklerin renderde çok performanslı olduğunu söylemiştim. Bundan dolayı Nvidia kartları tercih etmen senin için çok daha iyi olacak. Peki ekran kartlarını nasıl karşılaştırıyoruz? Yani ben hangi kartın daha performanslı olduğunu nasıl anlayabilirim? Öncelikle şunu bil. Bir seri içerisinde her zaman sayı olarak büyük olan ekran kartı diğerinden daha performanslıdır. Örneğin 3080-3070'ten, 3070-3060'dan, 3060 ise 3050'den daha performanslıdır. Peki bunun bir listesi falan yok mu dersen tabi var. Girdim Google'a ve arama yerine Laptop GPU Benchmark List yazıp arattım. Laptopmedia.com olan siteye girdim. Aşağı indiğimde karşıma ekran kartlarının listesi çıktı. Burada bulunan ekran kartlarının performansı yukarıdan aşağı doğru azalıyor. Fark ettiysen ekran kartlarının yanında W harfi var. Bu bize ekran kartının çıkabildiği maksimum watt değerini belirtiyor. Aynı model iki ekran kartı arasında watt değeri yüksek olan kart diğerinden daha performanslı oluyor ve daha çok güç çekiyor. Buradan da anlayacağın üzere ekran kartlarının sadece modeli değil çektikleri watt değerleri de önemli. Bu değeri laptopun teknik özelliklerinden öğrenebilirsin. Şimdi dönelim iş bilgisayarına. İki model arasında kalmıştık hatırlarsan. Burada gördüğün gibi birinde RTX 3050 Ti, birinde RTX 3060 ekran kartı var. İçerisinde 3060 olan model daha performanslı. Bütçem yeterli olduğu için 3060 olan modeli seçiyorum ve tabloda iş ve render kategorisini ekliyorum. Render laptopumuz hazır. Şimdi geçelim oyun laptopuna. Önceden de dediğim gibi oyun laptopunda birinci önceliğimiz işlemci değil de ekran kartı. O yüzden az önceki ekran kartı listesine geri dönüyorum ve burada olabildiğince üst sıralardan bir ekran kartı seçmeye çalışıyorum. Örneğin 3070 Ti ekran kartlı laptopların fiyatına bakabiliriz. Bütçeme uygun bir model buldum, bunu da oyun kategorisine ekliyorum.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Render için seçtiğimiz laptopta oyun da oynayabilirsiniz. Oyun için seçtiğimiz laptopta render de alabilirsiniz. Yani oyun laptopunda render yapılmaz diye bir olay yok. Sadece tercih meselesi. Hangi taraf daha ağır basıyorsa onu tercih edebilirsiniz. Peki şu ana kadar her şeyi anladım, tamam. Fakat RAM, SSD ve ekran gibi diğer parçalar önemli değil mi? Tabii ki önemliler, fakat bunlarda seçenekler daha sınırlı olduğu ve seçim yapmak daha kolay olduğu için hepsini birlikte hızlıca anlatmak istiyorum. 3. RAM. Öncelikle şunu bil, günümüz oyunları ve programları için en az 16 GB RAM'e sahip laptop almak zorundasın. Hatta ben birkaç yıl içerisinde 16 GB RAM'in bile yetersiz olacağını düşünüyorum ki ben şu an bile detaylı After Effects çalışmalarımda yetersiz RAM uyarıları alabiliyorum. Bundan dolayı alacağın laptopta en az 16 GB RAM olmak zorunda. Oyunlarda öyle yüksek GB RAM'lere ihtiyacın yok, doğru. Fakat konu render olduğunda 16 bile yetersiz kalabiliyor. Ama giriş seviye için 16 GB RAM gayet yeterli. 4. SSD. Benim sana önerim en az 512 GB SSD'ye sahip bir laptop alman. Günümüz oyunlarının ve programların boyutları da bu kadar artmışken 512 GB altında SSD'yi almak seni sıkıntıya sokabilir. Zamanla yer açmak için bir şeyleri silmek zorunda kalabilirsin. 5. Ekran. Eğer laptopla oyun oynayacaksan yüksek ekran tazeleme hızına sahip bir laptop alman senin için çok daha iyi olacak. Çünkü özellikle yarışmacı oyunları oynarken akıcı bir görüntü alman senin oyundaki performansını oldukça arttırıyor. Bundan dolayı oyun için en az 144 Hz ekranı sahip bir laptop almanı öneriyorum. Fakat oyun oynamıyorsan ve daha çok renklerle işin varsa yüksek renk doğruluğuna sahip bir ekrana ihtiyacın var. Bu renk doğruluğunu saptayabilmek için oluşturulmuş NTSC ve sRGB gibi standartlar var. Alacağın laptopun detaylı teknik özelliklerine bakarsan bu standartların yüzdelik değerini göreceksin. Bu şu anlama geliyor, bu ekran NTSC renk gamanın %72'sini gösterebiliyor. Yani bu yüzde değeri ne kadar yüksekse renkler o kadar doygun ve doğru oluyor. Bundan dolayı bu değerlerin yüksek olduğu bir laptop seçmen gerekiyor. Tabi bu özelliklerin hepsini bir arada bulmak biraz zor, fakat bütçen varsa harici bir referans monitörü alarak da çözebilirsin bu olayı. Şimdi 3. senaryodaki laptopa geçelim. Bu senaryodaki işlemcileri önceden anlatmıştım zaten. Bu tür laptoplarda markaların bilinen özel serileri var. Örneğin MSI'ın Summit serisi, Huawei'in MateBook serisi, Lenovo'nun ThinkPad serisi, Asus'un ise ZenBook serisi bunlara örnek verilebilir. Bu serilerdeki laptopları inceleyebilir ve ihtiyaçlarına göre alacağın laptopa karar verebilirsin. Şimdi tüm tabloyu bitirdik, fakat ben burada bulunan iş ve render senaryosuna bir ekleme daha yapmak istiyorum. Hatırlarsan ilk iki senaryoda çok güç tüketildiği için prize bağlı kalacağımızı söylemiştim. Fakat ben çalışmalarımı ve renderlarımı prize bağlı kalmadan yüksek performansla yapmak istiyorum. Ayrıca hiç oyun da oynamıyorum. Bunun için bu senaryoya ek bir senaryo daha oluşturuyoruz ve buraya da Apple'ın MacBook serisini ekliyoruz. Bakın, Windows tabanlı laptopların genelinde şöyle bir olay var. Bu laptopların içerisindeki işlemci ve ekran kartından tam performans almak istiyorsak prize bağlı kullanmak zorundayız. Çünkü laptopu prizden çıkardıktan sonra işlemci ve ekran kartı güç tasarrufu sağlamak için performanslarını azaltıyor. Bundan dolayı prize bağlı olmadan yüksek performans alamıyoruz bu laptoplardan. Diğer taraftan Intel işlemcili eski MacBook'lar buna dahil değil ama yeni M1 ve M2 işlemcili MacBook'lar hem inanılmaz performanslılar hem de bu performansı prize bağlı kalmadan uzun süre verebiliyorlar. Bundan dolayı çok seyahat ediyorsan ve oyunla işin yoksa M1 ve M2 işlemcili MacBook modellerine bakabilirsin. Ayrıca şöyle bir ekleme yapayım. FL Studio ve Logic Pro X gibi müzik yapım programları ile ilgileniyorsanız ekran kartı ile işiniz yokken güçlü bir işlemci ihtiyacınız oluyor. Bundan dolayı siz de yeni MacBook modellerine bakabilirsiniz. Şimdi yavaştan videoyu bitirelim, fakat ondan önce iki şey söylemek istiyorum. Eğer abi ben bilgisayardan hiç anlamıyorum, bu videodan da hiçbir şey anlamadım, ne yapacağım diyorsan şunu yapabilirsin. Girersin bir forum sitesine, Teknopat Sosyal'i öneririm bu arada. Forum sitesine girdikten sonra konu açarsın ve buraya bütçenle birlikte aradığın özellikleri yazarak laptop önerisi istersin. Biraz bekledikten sonra forum kullanıcılarından aradığın cevabı alırsın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen laptop almadan önce karar verdiğin modeli bir forum sitesinde paylaş. Laptopun kronik sorunu var mı, bu fiyata daha iyi bir laptop alınabilir mi gibi soruların cevabını al. Ve alacağın modeli tek bir siteden bakıp alma. İnternetten fiyat araştırması yap. Güvenilir başka sitelerde daha ucuza bulabilirsin laptopu. Kazıklananlar Kulübü'nün birinci kuralı araştırma yapmamaktır. Bundan dolayı biraz zaman ayırıp araştırmakta fayda var. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Video önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.